Türkiye Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün şeffaflık endeksinde 2012-2013'te zirveye ulaşıyor. Sonra tekrar aşağıya doğru düşüyor. Siz enflasyonu düşük ve öngörülebilir hale indirdiğinizde ekonomik büyüme geliyor. Yine şeffaflık ne kadar yükselirse, yolsuzluk endeksinde ülke ne kadar aşağıya doğru inerse ekonomi o kadar büyüyor. Şeffaflık azaldığında ülke fakirleşiyor. Yolsuzluk çoğaldığında ülke fakirleşiyor. Şu anda ülke bir orta gelir tuzağında. Fakat bu tuzaktan çıkış mümkün. Endişeye mal yok. Doğruları yaptığımız sürece Türkiye bu tuzağı kırıp atar. Türkiye yükselir ve yüksek gelirli ülkeler grubuna rahatlıkla girer. Bu tuzaktan nasıl çıkacağımızı da gayet iyi biliyoruz. Biliyoruz ki ne kadar çok demokrasi o kadar ekonomi. Ne kadar adalet o kadar ekonomi. Ne kadar liyakat o kadar ekonomi. Ne kadar eğitim o kadar ekonomi. Ülkemizi bu çoklu kriz ortamından çıkartmak hem bugünkü dünyanın gerçeklerini iyi görmemiz, anlamamız hem de ülkemizin içinde bulunduğumuz durumu iyi analiz etmemizden geçiyor. Aslında bu tür kongreleri bir muhasebe yapma imkanı açısından, idraklerimizi tazelemek açısından çok değerli buluyorum. Türkiye'yi yeniden bulunduğu coğrafya başta olmak üzere yeniden bir büyük güç, istikrara kavuşturucu bir aktör olarak yerini alabilme fırsatı her zamankinden daha fazla vardır. Mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı bu sürecin akabinde herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi inşa ettiğimizde hür insanların, özgür insanların fark yaratabildiği, fırsat eşitliğiyle buluşturabildiğimiz takdirde kendi insanımızın, beşeri sermayemizin enerjisini potansiyelle buluşturabildiğimiz takdirde Türkiye'yi yarınlara taşıyabileceğimizi biliyoruz. İleride bu kadar iyi insanlar bu kongreyi kaydettiklerinde aynen bizim birinci iktisat kongresi gibi bir güzel hatıra olarak anmadılar. Altılı Masa en büyük toplumsal barış projesi. Toplumu kutuplaştıranlara karşı toplumu buluşturanlar herkesi. Toplumu tekleştirmeye çalışanlara karşı toplumu birleştirmeye çalışan bir heyetiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun sal ekonomik bir sorun değildir. Ekonomiyi temizlemek istiyorsak şu anda yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar ve ben de önce başta ben olmak üzere ve ilgili bakanların tümü mal varlığı beyanında bulunmalıdır. Görev yaptıkları sürece kendi gelirleriyle sahip oldukları mal arasında görevleri dışında oluşan eşitlikte herhangi izah edilmeyecek bir artış varsa bu artış hazineye intikal ettirilmeli ve şehit yakınlarına, gazilere, fakirlere, engellilere ayrı bir fonla sosyal adalet fonu kurulmalı. Kimin nerede malı mülkü varsa, kimin birinci, ikinci derece akrabalarının üzerinde ne mal varsa herkes şeffaf bir şekilde bunu açıklamalıdır. Ben bu çağrıyı geçtiğimiz yıllarda da yaptım ve önce benden başlayayım dedim. Evet bunu hesap vermeye hazırım ama herkes hesap vermeye hazır olacak. Bu bölgede bizim hakim olmamızı istemiyor. Onun için biz çok farklı bir politika izlemekle mükellefiz. Elbette biz dünyayla bütünleşir, kavga edelim demiyorum. Ama onların oynayacakları oyunlar karşısında da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Dik durmak mecburiyetindeyiz. Kendimizi güçlendirecek adımları atmak mecburiyetindeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi, sanayileşmek bizim en önemli adımlarımız. Bütün arkadaşlar da ittifak halinde. En önemli
yapacağımız işlerden bir tanesi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e hanımefendi sevgilerimi ve selamlarımı getirdim. Depremde milyonlarca insanların evleri yıkıldı. Geçim kaynakları yok oldu. Birçoğu doğup büyüdükleri şehrin tüm hatıralarını terk etmek zorunda kaldı. Biz yola çıkarken bugünün siyasal ikliminde bugünün sorunlarına çözüm aramak için değil, bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye'sinin inşasına katkı vermek için yola çıktık.